varım. Bu da benim de sayılır. Biz de değil, domatestir abla. Sen de patlıcan kılmasın. Aa, şşt. Hey, hey. Çocuklar, Özge, Özge sakin olun. Emre, çok ayıp. Yeter. Bir yandan ayabeyi nerede hikaye başladı? Annesi babamız eğlenecek. Biz de oradan onu alacakmış. Görürsün. Şşt. Emre, Özge. Kızım, sen akıllanmadın mı hala? Emre, Emre. Ulan ah, sen iyi misin? Yok, bir şeyim. Sadece biraz yorgunum, o kadar. Ben Makbuş nasıl oldu bir bakayım. Kaşın mı o zaman? Hadi al bebeğini. Aman ne yemekmiş ya, bir türlü bitmedi. Sucukla aynı odada kalmaktan sıkıldım. Ya artık biraz Emre. Bu yemek şirketimiz için çok önemli. O şirket bizim bir kere. Düğünden sonra hepimizin olacak, ne güzel değil mi? Ya yine başladı. Ya atmasana ya. Ya yapmayın ya. Bak nanayı çağıracak. Emre nasıl gidiyor bakalım? Ne nasıl gidiyor? İş güç değil herhalde. Dersleri nasıl gidiyor? Ha, iyi sayılır. Sayılır öyle mi? Müdürümüzün geri dönmesi çok iyi oldu. Ne o? Sana ceza veriyor diye şikayet ederdin. Yok yok. Nadir öğretmenin müdürlüğünden sonra onun değerini çok iyi anladım. Bizim müdürümüz bal gibiymiş. Süngici dişler geldi. Baba, onlar bizim evimize taşınsınlar. Niye boşuna kira veriyorlar? Zaten 24 saat bizdeler. Buyurun evlat. Merhaba, iyi günler. Ben Pelin. Aa, biber, biber. Gel buraya, biber. Annesi bir şey sevebilir miyim? Sevebilir miyim? Çok özür dilerim. Lütfen kusura bakmayın. Birden elimden kaçtı. Ben... Hadi sene kızım, geç kaldık. Ya uykumu alamadım ben. Ay, herkes tedirgin ettim. Ben Pelin. Yeni komşunuzum. Karşı eve taşındım. Sizinle sadece tanışmak için. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Daha önce bir yerde karşılaşmış mıydın? Yok, hiç sanmıyorum. Ördüm, köpeğinizi dolaştırmama izin verir misiniz? Ben çok iyi dolaştırdım. Hiç köpeğin olmadı ki, nasıl dolaştıracaksın? Ama arada bir sevebiliriz değil mi? Tabii ki. Cicişler ısırır falan, Allah korusun. Aa. Merak etmeyin, ısırmaz. Hem tüm aşıları tamam. İstediğiniz zaman sevebilirsiniz de, gezdirebilirsiniz de. Yaşasın. Neyse ki sizin sayenizde çocuklar çok mutlu olacaklar. Ben evde hayvan beslemeye pek sıcak bakmıyorum da. Ama bu biberden sonra bak, gün değiştirirsin babiş. Yani. Baksana babacığım ne tatlı. Gerçekten çok şeker. İyi ki komşu olduk Beyin abla. Matematik ödevimi yetiştiremedim. Hemen bir bahane bulmam lazım. Bak dağlar. Bahaneye de gerek yok aslında. Makbuş hastalandı. Onun için çok üzüldüm, yapamadım derim. Bence akşamleyin bilgisayarla oynamaya takıldım. Onun için yapamadım demelisin. Çok konuşma gıcık. Bu doğru mu Emre? Evet. Bence öğretmeni yalan söylememelisin. Anneannem yalancının mumu yatsıya kadar yanar derdi. Hop Gamze, şimdi ders vermenin sırası değil. Siz beni öğretmeni ispiyonlamayın yeter. Gel. Oturun çocuklar. Öğretmenim, derse başlamadan size bir şey açıklamak istiyorum. Emre dün gece bilgisayara daldığı için ödevini yapamadı. Size söylemeye korkuyor da ben söyleyeyim dedim. Doğru mu Emre? Dursun sen küçük. Ya. Taş kes, makas. Ben kesmeyeyim. Taş kes, makas. 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 Fen laboratuvarında çok başarılı bir deney yaptım. Öğretmenimiz benimle gurur duyacak. Ama ne önemli gıcık. Senin yüzünden öğle tatilimin yarısı boşa gitti. Ne yapalım? Seninle aynı ekip olmaya ben de bayılmıyorum. Benim sayemde sen de bu deneyden yüksek not olacaksın. Çok da umurumdaydı. Nasıl geçti bakalım çocuklar fen deneyiniz? Çok başarılı oldu. Sonuçlarını almak için bekliyoruz öğretmenim. Birazdan gidip öğreneceğim. Aferin Özge. Seninle gurur duyuyorum. Yani. Gel.
Yürü bakalım. Ne oldu? Maalesef Özge laboratuvarı alt üst etmiş müdür bey. Öyle şey olur mu canım? Çocuklara ben izin verdim. Orada çok önemli bir deney yapıyorlardı. Vallahi müdür bey, laboratuvarda değerli bir hassas tartı ve bir ocak kırılmış. Bu doğru mu Özge? Ben yapmadım öğretmenim. Deney sırasında hiçbir şey olmamıştı. Sonradan deney sonucunu almak için gittiğimde aletin kırılmış olduğunu gördüm. Bu konuda sana inanmak istiyorum yavrucuğum. Ama bunun deney sırasında olmadığına eminsin değil mi? Tabii ki eminim öğretmenim. O sırada Emre de yanımdaydı. İsterseniz onu sorabilirsiniz. Soracağım. Merak etme yavrucuğum. Ama eğer bunu sen yaptıysan okulun malzemelerine zarar vermekten ceza alman gerekecek bilmiş olun. Ama öğretmenim ben yapmadım diyorum gerçekten. Ben zaten deney yapılırken de fazla durmadım orada öğretmenim. Peki aletlerin nasıl kırıldığını görmedin mi çocuğum? Hayır öğretmenim, benim haberim yok. Ya Emre niye benim işi yapmadığımı söylemiyorsun? Nereden bileyim? İkinci kez gittiğinde ben orada değildim ki. Belki de o zaman kırdın aletleri. Ya ben bir şey yapmadım, yemin ederim öğretmenim. Bugün laboratuvara senden başka kimse girmediğine göre başkası yapmış olamaz. Bu yüzden ceza alacaksın ne yazık ki. Buyurun. Emre, sen de Özge'nin yanındaydın. O mu yaptı, gördün mü? Kim yaptıysa yaptı, bana ne? Ben onun yüzünden kaç kere ceza aldım. Anlasın dünyanın kaç bucak olduğunu. Bu yaptığın çok yanlış Emre. O yapmadıysa bunu söylemeliydi. Yoksa yapanı gördün mü? Of, git başımdan Gamze. Emre! Ne var? Bak Emre, kız haksız yere suçlanıyor. Bildiğin bir şey varsa söylemelisin. Of, çekil başımdan. Ben bir şey bilmiyorum. Ne yani, Özge ceza alması, ne yalan söyleyecek değilim herhalde. Şu ikisini birbirine düşüreyim de biraz eğleneyim bari. Ender Bey, ay pardon, Nadir Bey. Aman efendim, kimleri görüyorum? Hoş geldiniz. Hayırdır, hangi rüzgar attı sizi buraya? Ne yalan söyleyeyim, sizi görmeye geldim. Öyle mi? Bu ne şerim? Ben de zannetmiştim ki, hani müdür... Aşk olsun, benim gibi genç ve güzel bir kadın ona mı layık görüyorsunuz? Yok canım, ben de bir türlü akılsız erdirememiştim zaten. Münasebetsiz, yine yapışmış kadına. Ah, Kulina Hanım, hoş geldiniz. Odama gidelim mi? Yok, biz Nadir Bey'le böyle çok iyiyiz. Sultanım şaka yapıyorsunuz herhalde. Aa, izin verin de kiminle görüşüp görüşmeyeceğime ben karar vereyim. Yetişkin kadınım ayol. Sultanım neler diyorsunuz? Ender Bey, neler oluyor? Nadir efendim, Nadir. Bir şey olduğu yok. Karşılıklı sohbet ediyoruz. Ne o, kıskandınız mı yoksa? Sizi Kulina Hanım'la konuşmaktan men ederim. Kusura bakmayın. Benim üstüm olabilirsiniz ama bana karışamazsınız. Siz görürsünüz. Size de teessüf ederim hanımefendi. Beni çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattınız. Hayır, şimdi siz böyle yapınca içim bir fena oldu. Dilerseniz şöyle yapalım. Aranızda bir tür yarışma tertip edelim. Kim galip gelirse benimle görüşmeye devam etsin. Diğeri de artık şansına küssün. Benim için hava hoş. Nasıl olsa her türlü yarışmada onu yenerim. Hem daha genç, hem daha güçlüyüm. Gençmiş. Hay hay efendim. Bence de uygun hanımefendiciğim. Ay ne kadar salaklar. Ay ne sıkıcı. Hadi buyurun buyurun. Hadi yarışmaya. Buyurun lütfen. Çocuklar beden eğitimi dersindeler. Bundan sonraki derste benim onun için biliyorum. Ay buyurun geçin. Ah buyurun. Hadi buyurun. İlk yarışmamız iltifat. Kimin iltifatını beğenirsem yarışmayı o kazanacak. Bu sersemler beni epey eğlendirecek. Ay ne güzel. Şunlara bak çocuk gibi. Buyurun başlayın. Ay buyurun. Buyurun siz başlayın.
sultanım. Gökteki yıldızları tek tek yere indirir, gözlerinizdeki ışıltıyla yarıştırırdı. Ve yıldızlar sönük kalırdı. Gökteki ayı başınıza taç diye takardım. Fena değil, otur. Ben sizin için her şeyi yaparım. Bu mahalleyi yakarım. Hatta bu şehri yakarım. Ay Nadir Bey, ne kadar kötüsünüz. Çok beğendim, çok. Kulaklarıma inanamıyorum sultanım. Bu siz olamazsınız. Bu yarışmayı Nadir Bey kazandı. Sırada bilek güreşi var. Bilek güreşi mi? Daha neler? Ne oldu? Korktunuz mu? Hiç de değil. Bileğine güvenen dostunu kazanır. Buyurun Müdür Bey. Buyurun da Müdür Bey. Çok heyecanlı. Buyurun buyurun hadi. Çok kazanacak acaba. Kazanmış olsam da yine de zorla sizi kimseyle konuşmaktan men ederim. Ya da zorla sizin bana ilgi göstermenizi sağlayayım. Bu sizin kendi rızanızla olacak bir şey. Ay neler söylüyorsunuz? Neyse efendim, bu söylediklerimi düşünün. Kararsız. Hadi Emre, penaltı. Ay güzelim, eğlence bitti. Ne sersemler bundan ama. Hadi. 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 Sen yapmadıysan elbette anlaşılacaktır. Anlamıyor musun anne? Yapmadığım bir şey yüzünden ceza alacağım. O laboratuvardaki malzemeleri ben kırmadım. Emre, neden doğruyu söylemiyorsun? Ne doğrusu? Üzülme sen canım. Ben yarın müdürünüzle konuşurum. Emre oğlum, bu konuyla ilgili bir şey biliyorsan söylemen gerekir. Ya neden herkes benim üzerime geliyor? Ben yapmadım ya. Yaptığın şeyi itiraf edersen cezan hafifler. Öğretmenim, size söyledim, ben yapmadım. Ama oraya senden başka giren olmamış. Bunu bildiğin halde hala inkar mı ediyorsun? Nasıl oldu bilmiyorum ama ben yapmadım. Peki Özge, bize başka seçenek bırakmadın. Çıkabilirsin.
Sonra koşarak aradan böyle bir geçti. Ne oldu Özge? Senin yüzünden işlemediğim bir suçtan cezalandırılacağım. O malzemeleri benim kırmadığımı biliyorsun ama söylemiyorsun. Ya belki bölge ispiyonculuğu ve başkalarına sürekli kötülük yapmaların ne feci bir şey olduğunu öğrenir. Emre, bu yaptığın onunkinden farklı değil. Böyle yaparak Özge gibi oluyorsun. Yani kötü biri oluyorsun. Ben bir şey yapmıyorum. Emin misin? Vicdanın rahat mı Emre? Şuna baksanıza. Aa, Ece sizin komşunuz değil miydi? Aa, evet. Bu da Ahmet'in resmi değil mi? Aa, evet. Ben onun yaptığı resimlere bayılıyorum. Çok başarılı. Öyle sayılır. Ay, ne var? İnşallah ceza almaz. Çok güzel. Ne oldu? Bir ay boyunca dersten sonraki faaliyetlere girmem yasaklandı. Ayrıca dosyama da işlenecekmiş. Yapmadığım bir şey yüzünden bu cezayı almam çok büyük bir haksızlık. Ne var? Niye bakıyorsunuz? Yaptıklarının cezasını çekiyor işte. Of. Ne var? Sanki ben kızı üzerine mi attım? Acaba Gamze'nin dediği gibi ben de Özge gibi kötü biri mi oluyorum? Kim bilir? Yapma. Üzme kendini artık, yeter. Özgeciğim. Sana söylemem gereken önemli bir şey var. Galiba biz bir hata yaptık. Emre gelip her şeyi bana anlattı. Emre laboratuvardan çıktıktan sonra senin yanına tekrar gelmiş ama seni bulamamış. Pencereden bir kedi girmişti. Ve ortalığı dağıtıp aletlerin onu kırdığını gördüm. Beni görünce kaçtı. Peki bunu söylemek için neden bu kadar bekledin? Sanırım aklınca sana bir ceza vermek istemiş. Onu öğretmenine şikayet ettiğin için. Ama Emre hatasını anlayıp gelip gerçeği bana söyledi. Neyse, ben de artık o küçük kediciği bulup cezayı ona vereceğim. Dursana Allah aşkına. Bırakın biraz daha uyuyayım ya, ne olur. Ne güzel maceralı bir rüya görüyordum. Uzay gemini uzaylılardan geri almadan uyandırdınız. Ama ne çene ne çene. Kokarcam, geç kalacaksın. Hadi. Emre bak, yağmur hazır bile. Gel. Bence yanlış yapmışlar. Okul sadece hafta sonu olmalı. Hafta içi de tatil olmalı. Böyle sadece ilk gün okula giderdik, ne güzel. Babam seni sanayiye yazdırsın da gör gününü. Ne var sanayide, araba tamircisi olurum, ne güzel. Hem şundan bütün arabaların özelliklerini öğrenirim. Matematikten iyidir. Babanın seni sanayiye vereceğim demesi lafın gelişi. Öyle de böyle de bu matematik öğrenilecek. Babam senin işi boş gezenin boş kalfası olacak diyor. Bence de işleri biraz sıkı tutmalısın Emre. Ya aman üzerime gelmeyin ya, sabah sabah psikolojim bozuluyor. Ne yapalım yani, bir şey olamazsam o zaman ben de uçaklar dünyasına giderim. Orada içki çok nasılsa. Ama çok komik. Bu espri zekanı derslerde de kullanırsan hepimiz çok sevineceğiz Emreciğim. Hadi hadi yürüyün bakalım. Hadi bırakın gelin. Ay hayatım, sen de benim kadar heyecanlı mısın? Yo. Ay bir hoşsun vallahi Hakan. Koskoca Nilüfer Hanım bizimle iş görüşmesine gelecek. Sendeki rahatlığa bak. Gel canım. Oo, paşam, gözünüzü açamıyorsunuz. Sabahları hep böyle biliyorsunuz. Şimdi açılır o. Aşk olsun Hakan. Bana bir teşekkür bile etmedin. Hı. Niçin? Nilüfer Hanım'la toplantı ayarladığım için tabii ki. Pardon, çok teşekkür ederim. Gerçi bu kadınla ilgili bazı şüphelerim yok değil. Zenginliğin verdiği şımarıklık içinde olsa gerek. Simgecici, sen zengin misin? Hayır, sayılmaz. O zaman neden zenginliğin verdiği bir şımarıklık içindesin? Müdür Bey, bu projede bize destek olduğunuz için çok teşekkür ederiz.
Ne demek efendim, vazifemiz? Selim'in durumunu anlattım. Biraz özel bir çocuk. Şimdiye kadar özel eğitim gördüğü bir sınıftaydı. Eğer projemiz başarılı olursa, onun durumunda olan çocuklar için çok önemli bir adım atılmış olacak. Bu projeye katkıda bulunmaktan dolayı biz de mutluluk duyacağız. Müdür bey, ben Selim'le bizzat ilgilenebilirim efendim. Hiç gerek yok Ender bey. Ender değil efendim, nadir. Ben bu gibi özel çocuklar konusunda uzmanımdır. Size söylediğim gibi, onun diğer çocuklardan farklı tutulmaması gerekiyor. Bu sadece bir hafta sürecek bir deneme. Selim sonra yine eğitim aldığı okula geri dönecek. Duydunuz mu Ender bey? Hadi bakalım yavrucuğum. Seni sınıfına götüreyim. Ben istemiyorum. Korkmana gerek yok yavrucuğum. Arkadaşlarını çok seveceksin. Ama Selim, seninle ne konuşmuştuk? Hem sadece kısa bir süreliğine. Hadi ama, mahcup etme beni bakalım. Gel bakayım. Halkçılık, laiklik. Öğretmenim kusura bakmayın, dersinizi böldüm ama. Buyurun efendim. Okulumuza yeni bir öğrenci geldi. Birkaç zaman için bize misafir olacak. Arkadaşlar, ona her bakımdan yardımcı olacağınıza eminim. Hadi bakalım Selim, geç şuraya otur. Hoş geldin Selim. İyi dersler öğretmenim. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, inkılaplarımızı tekrarlayalım. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, inkılapçılık ve devletçilik. Önüne baksana Moran. Sobe. Şuna bak, kesinlikle zeka özürlü bu çocuk. Özge, böyle konuşman çok ayıp. Daha onu tanımıyoruz bile. Tanımamız gerekmiyor. Baksana suratından şapşallık akıyor. Şakır gibi bir şey. Normal değil bence. Bizim okulumuza hiç yakışmıyor. Neden? Sen çok normalmişsin gibi senelerdir bu okulda okuyorsun ya. Aman çok komik. Sersen ben sınıf birincisiyim. Zaten gözleri de deli gibi bakıyor. Şimdi saçmaladın işte Özge. Evet. Gel Gamze, konuşalım hadi. Merhaba, okulumuza hoş geldin. Nasıl sınıfımızı, öğretmenimizi sevdin mi? Aman boşuna zorlamayın. Baksanıza sizi anlamıyor işte. Boşuna mı uğraşacağız? Hadi kantine inelim. Özge bir sos bey dener misin? Bizimle gelmek ister misin? Hayır. Sen bilirsin. Size söyleyeyim, o yarım akıllı, gördünüz işte. Özge he. Boşuna uğraşmayın müdür bey. Hiç şansınız yok. Zeka gerektiren oyunlarda belli ki sizden çok üstün. Münasebetsizliğin lüzumu yok Ender bey. Siz kendi oyununuza bakın. Gel. Gel bakalım Selim. Nasıl gidiyor yavrum? Okulumuza alışabildin mi? Ama böyle yapma çocuğum. Biz hepimiz senin iyiliğin için buradayız. Her şey yolunda mı? Evet. İzin verin bu çocukla ben ilgileneyim. İleri zekam ve kendi yöntemlerimi kullanarak onun her şeye uyum sağlamasına yardımcı olabilirim. Bu laflarla benim aklımı karıştırmaya çalışmayın Ender bey. Siz kendi oyununuzu oynayın. Demek siz ikiniz arkadaş oldunuz öyle mi? Pek konuşmuyor ama öyle. Öğretmenimiz bir top dosya kağıdı istemişti. Hadi müdür bey, yenilgiyi kabul edin artık. Bir dakika Ender, bir dakika. Lütfen rica ederim, kafamı karıştırmayın. Ben kazandım. Ben kazandım. Bu mümkün değil. O hamleyi nasıl gördü? Gördünüz mü Ender bey? Sizi mat ettik. Siz değil, çocuk kazandı. Bu daha da fena değil mi Ender bey? 10 yaşlarında bir çocuk sizi mat etti. Aferin senin evladım. Aferin oğlum. Allah Allah.
Bu hamleyi sadece çok usta oyuncular bilir. Gözlerimle gördüm diyorum ya. Neden inanmıyorsunuz? Müdürün yerine hamleyi yaptı ve Nadir öğretmenim mat etti. Tesadüftür. Bırak satrancı, bence iki kere ikinin kaç olduğunu bile bilmeyecek kadar salak. Özge, bu konuşma biçimini hiç beğenmedim. Konuşurken sana hesap verecek değilim herhalde. Nasılsın, anne falan mı? Patron. Evet çocuklar, şaşırmayın bakayım hemen. Bundan sonra matematik dersinize ben gireceğim. Uf, şimdi yandı. Matematik en önemli konudur benim için. Matematiksiz bir hayatı düşünemiyorum. Hayatınız boyunca peşinizi bırakmayacak çok önemli bir konudan söz ediyorum. Beni anlıyor musunuz? Şimdiye kadar aldığınız notları inceledim. Sınıfın birincisi Özge sanırım. Evet öğretmenim. Sonuncusu da Emre. Gerçi onun elimden gelen yardım yaptım ama kafası almıyor işte. Ne yapalım? Sussana gıcık. Neyse, tamam. Susun artık çocuklar. Sınıfınızın genel düzeyini ölçmek amacıyla bir test hazırladım. Bu testte hem kolay hem zor sorular var. Son derece karışık bir sistemle hazırladım. Amaç seviyeyi tespit edip öyle bir program hazırlamak. Hadi bakalım, kaldırın defterleri. Kaldırın. Hadi bakalım çabuk. Aa, ne ya? Çok karışık. Bu ne Figen? Çok zor bu sorular. Biz işlemedik ki bunları. Şşt! Sessiz olun. Zil çalınca kağıtları toplayacağım. Sakın kopya çekmeye kalkmayın. Canınızı yakarım ona göre. Kimden kopya çekeceğiz? Bu soruları hiç kimse yapamaz zaten. Şşt! Önündeki kağıda bak ufaklık. Altıncı sınıfı eğer 6 kere okumak istemiyorsan matematiğe biraz ağırlık versen iyi olur. Bana yine sanayi yolu göründü desene. Şşt! Sen bu tarafa dön. Sen şuraya. Çok zor bunlar ya. Bir şey sorabilir sen, miyim bu tarafa... öğretmenim? Kapırdamayın. Öğretmenim, bu soruyu anlamadım da. Beşinci soruda bunu bölüp bununla çarpacağız değil mi? Aslında sana söylemem ben gerek yok. Ama sen nasıl olsa sınıf birincisisin. Yani istesen de yaparsın. Evet, dediğin şekilde. Teşekkürler. Ve sen olsa bir soru bile yapamayacaktın. Belki bir iki tane tutar. Şimdiye kadar benim sınavlarımda kopya çekmeye yeltenen hiç kimse olmadı. Bunu biliyor muydunuz çocuklar? Onun için herkesin gözü kağıdında olsun yakarım. Sen bu yana. Yemek arasından sonraki derste sınavın sonucunu açıklarım. Bu kadar çabuk mu öğretmenim? Ben diğer öğretmenlerinize benzemem ufaklık. Ben çalışkan bir öğretmenim. Ne olur, akşam babanla yiyeceğin azarı mı düşünüyorsun yoksa? Sussana gıcık, sanki sen tüm soruları çözebildin mi? Of. Az bir de neredeyse kopyadan yakalanacaktık. Bir daha kağıdımı alma sakın. Peki. Öğle tatilinde testin sonuçlarını değerlendirdim. Durumunuz pek parlak değil. Sizlerle biraz daha çalışmamız gerekecek anlaşılan. Yalnız beni şaşırtan bir şey var. En yüksek notu... Notum. Şaşırtıcı bir şekilde Emre almış. Aa, şaka gibi. Bu doğru olamaz. Bu sefer gerçekten şaka gibi. Üstelik çok zor birkaç soru vardı. Özellikle koymuştum. Onları bile çözmüşsün. Aferin sana ufaklık. Beni çok şaşırttın. Evet, şimdi dersimize devam edin. Bu da ne böyle? Geldiğimizde tahtadaydı öğretmenim. Aklınca bir şaka mı yapıyor? Ne yani, şimdi zor bir soru mu bu? Ama bana sökme. 2 dakikada çözerim. Şöyle bir bakalım.
Sen dahil falan gibi bir şey misin? Fidel, yani müdürün odasındaki satran çoluğu sorup zor sorular. Öyle de denebilir. Özel bir sınıfta eğitim görüyorum. Buraya gelmemin nedeni okulumuzun yaptığı bir uyum araştırması. Vay be, daha önce hiç dahil görmemiştim. Yalnız bu aramızda kalsın, olur mu? Bana sirk hayvanı gibi davranılmasını tahammül edemiyorum. Almıyorum tabii ki. Nasıl mı ya? Benim defterim. Deli olacağım. Nasıl olur da çözemem bu problemi ben? Benim çağırıyor. Öğretmenim, ders bitti. Biz çıkabilir miyiz? Hadi, bu problemi çözmem gerek. Nadir öğretmen delirdi mi? Zaten pek akıllı olduğu söylenmezdi. Emre nihayet kendi seviyesinde birini buldu. Arkadaşı oldu. Ne güzel. İki Mongol iyi anlaşırlar artık. Ama unutma, Emre de matematik sınavında en iyi notu aldı. O sadece tesadüf. Daha çarpım tablosunu bile bilmiyor. Gıcık. Ay aşkım, yerim ben seni. Çok şeker bir şey. Şimdi bizim mi oldu? Babanız izin verirse evet. Ne yapmadı ikna edelim? Mahmut, sen de bize destek verir misin? Peki kokarcam. Ne saçma. Pire vardır onda. Hem aşıları falan tamam mı onun? Sana ne? Kedi bizim kedimiz. Biz aşılarını da yaptırırız. Piresini de temizleriz. Evet. Aman iyi ya. Alayım başınıza çalın. İyi akşamlar. Şey, kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. Ama kedim patiska evden kaçtı da. Hep sizin bahçeye geliyordu. Gördünüz mü acaba? Küçücük bembeyaz masmavi gözleri var. Bu mu? Evet. Evet, seni yaramaz. Gel bakayım buraya. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Asmayın suratınızı. Söz, en kısa zamanda bir kedimiz olacak. Yaşa nana. Evet. Hakan nerede? Yürü Özge, gidiyoruz. Yürü. Hakan artık umurumda bile değil. Herhalde yeni sevgilisiyle gönlünü eğlendiriyordur. Nasıl yani? Bakıyorum da çok şaşırdın. Ben de çok şaşırdım güzelim. Evet, bugün kendisine çok zengin bir sevgili buldu. Üstelik nasıl bir yıldırım aşkıysa hemen de evlenmeye karar verdiler. Olamaz. Nasıl yani? Kızım, sen neler diyorsun? Şaka gibi. Şaka değil kızım. Kadının zenginliği bizim Hakan Bey'in aklını başından almaya yetti işte. Ama babam delirmiş olmalı. Bir günde böyle nasıl yapabilir ya? Ne diyeceğiz? Ona engel olmalıyız. İşbirliğine varsanız ben dünden razıyım. Bu evliliği kesinlikle engellemeliyiz. Neden? Neden? Neden çözemiyorum ben bu soruyu? Mahmut, bittim ben. Eğer bu soruyu çözemezsem dünya bana haram olsun. Ender Bey, okul dağılalı bir hayli oldu. Siz hala burada mısınız? Sakin olun. Neyiniz var? Çözemiyorum şunu. Çözemiyorum. Tamam canım, tamam. Takmayın kafanıza bu kadar. Çözersiniz. Yarın devam edersiniz. Hadi. Ay. Bu soruyu çözmem lazım. Deli mi ne? Ama ne halin varsa gör. Özgeciğim, annen gitti. Sen de eve geç istersen. Hadi. Peki. Ama o şımarık kadının gününü göstereceğim. Bunu çok pahalı ödeyecek. Ne yapacaksın? Elbette yapacak bir şey bulurum. Annemi kimsenin üzmesine izin vermem. Yarına kadar bir plan kurarım. Okulda konuşuruz. Peki. Ya nana,
Simgeci işle uğraşırken bu kadın da nereden çıktı? Evet Nana, bir şeyler yapsana. Ben ne yapabilirim? Bu babanızın kararı. Ben de yine evden kaçarım. Sakın ha. Hiç tanımadığımız bir kadınla evlenmesine göz mü yumacağız yani? Evet Nana, biz babamın sadece seninle evlenmesine izin veririz, o kadar. Yani? Çocuklar, babanızın kararına saygı göstermeniz gerekiyor. Ya bütün gıcıklar bizi mi buluyor? Asmayın suratınızı, uyumaya çalışın. Hadi ya, hadi. Buna inanamıyorum. Ben de. Babam beni deli ediyor. Beni de. Çocuklara gaz verip durma kızım. Durun bakalım. Böyle iş mi olur? Bakalım gün doğmadan neler doğar, değil mi? Hakan çok büyük bir hata yaptığını anlayacak bence. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Sence Özge bu kadını kaçırmak için iyi bir plan yapabilir mi? Kesinlikle. Kötülüğe kafası süper çalışıyor. Uf, onunla aynı tarafta olduğumuza inanamıyorum ya. Durumumuzu düşün. Yani. Neyse hadi yatalım, yarın ilgileniriz o kadınla. Neyse. İyi dersler. Günaydın. Simge ile Özge gelmedi mi? Hayır tabii. Bir bakalım neden. Çocuklar bana sarılmak yok mu? Ama siz de bir tuhafsınız ha. Hani Simge'yi istemiyordunuz? İstediğiniz oldu işte. Biz bu kadını da istemiyoruz. Ama bu şımarıklığa giriyor artık. Bunca zamandır sizin istediğiniz gibi yaşamaya çalıştım. Hep sizin isteklerinizi yaptım. Artık kendim için bir şey istiyorum. Ve böyle bir tepkiyle karşılaşıyorum. Gidelim. Hadi. Ya çekilsene Figen. Az kalsın geç kalıyordum. Ağrıyor musun? Nadir öğretmenimiz ne arıyor burada? Ya uyandırmayın, bir dakika ya. Dün gece burada mı yatmış, şaka gibi? Buldum. Sorunun çözümünü buldum. Ender Bey, Nadir Bey, sizin sinirleriniz bozulmuş. Gelin böyle. Değer mi canım bir soru yüzünden kendinizi bu kadar harap etmeye? Ama nasıl olur? Nasıl çözemem? Ne yapıyorsun sen bakayım çocuk? Benim yapamadığım şeyi sen nasıl yaparsın? Tabii ya, ben nasıl düşünemedim bunu? Öğretmenim aslında o bir dahi. Biliyorum evladım, biliyorum. Dahi mi? Şaka gibi. Ay çok zekisin, ben bir türlü... Ah! Şuna bakar mısın? Geçen gün bu soruyu çözememiştim de. Ne kadar zekisin. İstersen bizimle kantine gelebilirsin. Gerçekten mi? Tabii. Hadi gel. Ne kadar çabuk yaptı. Aa Selim yavrucuğum. Seni matematik olimpiyatları için okulun takım kaptanı yapmayı düşünüyorum. Ne dersin? Siz bilirsiniz. Hadi bakalım göreyim seni. Senden çok umutluyum. Hadi gel. Ne istersin? Zeki ya, şımardı işte. Boş ver şimdi onunla uğraşmayı. Şu kadına gününü göstermek için bir şey düşündün mü? Hiç merak etmeyin. Geleceği varsa göreceği de var. Babacığım senin için Özge'yle işbirliği yapıyorum. Düşünmek seni ne kadar çok seviyorum. Çok komik. De. Hazırım. Anlaştık. Gül. Merhaba çocuklar. Merhaba anne. Ben yine anneniz lütfen. Anne. Çocuğum. Anne. Ya, benim anne. Ben özellikler aldım.
yaptım. Hayır, bırak. Hayır, benimle bok yaptı. Anne, ağabey. Ne yok geldi. Bu? Anne, bu benim için açan ya. Ay, dur. Anne, çok güzel bir şey anneciğim. Ay, ne oldu? Ne oldu? Bakmıyor gibi. Ay, ne hale getirdiniz kadını. Her şey yolunda, merak etmeyin. Çok eğleniyoruz değil mi? Ay Hakan aşkım, gel kurtar beni bu canavarların elinden. Nilüfer anne, bize canavar değil mi? Biz seni çok seviyoruz ha. O halde beni kurtarın bu durumdan. Ne olur yalvarırım. Peki ama bir şartla, bize kek yapacaksın. Kek mi? Evet. Ben sana yardım ederim. Hayır, kendi yapacak. Peki peki yapacağım. Ama beni kurtarın, ne olur. Hadi. Çok biliyorsun anne. Evet, evet, evet. Ay. Ay, çok güzel şey. Unuyoruz, başınız un oldu çocuklar. Anne, evet, evet. Ay, ne hale getirdiniz kadını? Ne kadar uyuşuyor. Özge, Emre, yeter artık. Nilüfer anne, çok güzel oldu. Bak, Koko çok güzel iştermişsin. Bak, Özge, Özge. Emre, bir dakika. Alın için bunu, biraz iyi gelir. Çekilin. Ne oldu bana? Neden bu haldeyim? Aa, zavallı kadıncağıza yaptıklarınıza bakın. Çok ayıp çocuklar. Aa, bu Hakan olmalı. Ben kapıya bakayım. Merhaba, Nilüfer geldi mi? Evet babacığım, mutfakta bize kek yapıyor. Bana ne yaptınız böyle? Ne işin var benim mutfarhanede? Aşkım, ne olmuş sana böyle? Saçmalama ya, ne aşkı? Ne diyorsun sen, kendine gel. Zaten canavar çocuklarının yaptığı yetmiyormuş gibi bir de sen mi çıktın başıma? Ya ama hayatım. Neler oluyor? Ya, bakmış ya bana bunu yapma. Bak, bana bunu yapma. Gelin, beni terk etme. Hadi yukarı, yukarı, yukarı.